İstediğin iş olsun Mükremin, gel bizimle çalış. Nerede? Nerede olacak? İnşaatta tabii. Mükremin inşaatta mı çalışacak? E tabii, ne var? Spartaküs de gladyatördü. Ya biz paramızı alamıyoruz, sen adama gel çalış diyorsun. Alacağız Sulhi, alacağız. Mesela Spartaküs'ün de belirli bir yevmiyesi, haftalığı yoktu. Fakat sonunda ikramiyesini toptan aldı. Ne aldı? Özgürlüğünü aldı Sulhi. Daha büyük bir ikramiye mi var? Hayda. Hayda diye bir şey yok. Yürü Suni, vakit kaybediyoruz. Bizim kaybettiğimiz her şey efendilerin kazançhanesine yazılıyor. Bunu unutma. Şuradan bir cigara alayım bari. Hala cigaradan bahsediyorsun. Korkarım ki Sulhi, senin mücadelemize kazandırmak mümkün olmayacak. Zafer günü geldiğinde ben kürsüden konuşma yaparken sen yerden izmarit topluyor olacaksın. Ne oluyor be, bir cigara istedim diye? Yürü Sulhi. İyi de bak, donlarını kendin yıkıyorsun ama. Ne yani? Spartaküs donlarını kuru temizlemeye mi veriyordu? Evet, karım pasifist bir sosyal yapıdan gelmiş olabilir. Bu yüzden mücadeleye entegre olamamış da olabilir. Ama kendisine verdiğim kitapların hiçbirini okumadı. Eğer okusaydı Spartaküs olması gereken evladımın adı Halim Selim olmazdı zaten. Ama bizim bu yaptığımız suçtur Vedat. Sulhi, Mustafa Kemal de Samsun'a çıkarken suç işliyordu. Çabuk kızım. Anne dur, misafirleri yolcu edelim. Misafir mi? İşgalci desene. Biz işgalci değiliz. Arkadaşlarımız tam 3 haftadır patates yiyorlar. Ama bizim mücadelemiz ne patatese ne de size karşı. Bizim mücadelemiz... Tamam Vedat, hadi yolda devam edersin. Hadi. Fulhi, sana 1000 kere söylemedim mi? Ben ajitasyon ve propaganda yaparken sözümü kesme diye. Kirayı yatıracağım ya, Allah Allah. Orada şeyde yazıyor mu? Ucuz ekmek nerede satılıyor? İşsiz kalan bir Vedat'ın ne yapması lazım? Elbette yazılır. Bak, emekçiler ekmeklerini emeklerinin karşılığı olarak ve önlenemez bir tarihi sürecin sonucu olarak mutlaka kazanacaklardır. Şüphesiz bu zorlu bir dönemdir ve kısa vadeli ve göreceli yenilgilerden geçer. Ne demek istiyor yani? Ne demek istediğini sana verdiğim kitapları okusaydın anlardın Sulhi. Ama sen onları yazboz olarak kullanıyorsun. Bak, Sulhi 151, Ramazan 103. Biz kendi hakkımız olan parayı istiyoruz. 1 senelik birikmiş yevmiyelerimiz bunlar. Cumhur diye biri mecliste hikayeden bir takım soru önergeleri hazırlarken biz burada karnımızın gurultusundan acıklı ama asla teslimiyetçi olmayan marşlar besteliyoruz. Şey Vedat Bey, çok affedersiniz, bir ricam var. Cep telefonumu açabilir miyim acaba? Kendimi çıplak hissediyorum da. Boşuna konuşma patron maşası. Spartaküs zincirlerini kırdı. Durduramayacaklar halkın coşkuna kanserini. Hay Allah'ım. Hay Allah'ım mı? Sulhi, unutma ki siyasi literatürde hay Allah'ım diye bir şey de yoktur. Dostumuzun adı neydi? Terbüşün. Çok lümpence bir laf. Biz sana Vladimir diyelim. Dostumuz Vladimir. Mükremim, uyuz oluyorum bu adama. Hoş ver abi. Otur, hoş geldin kardeşim. Babalar nasıl gidiyor? Nasıl gitsin abicim? Cumhur Bey Vedat'ı işten kovdu. Yapmayan sebep? İşçileri kışkırtıyor diye. İşçileri bilinçlendiriyor diye diyelim Sulhi. Ne uyandıracak Burhan Bey? Ya kardeşim, Fadu bende yok diyorum sana. Yanlış anlama amca, tavrımız size karşı değil. Sen de bizim gibi bir emekçisin. Öte yandan Mükremin de her ne kadar bazı lümpen tavırlarını onaylamasak da bizim dostumuzdur. Fakat o Fadıl Fıdırlıoğlu maşasını derhal bulmak zorundayız. Geçen hafta paramızı ödeyeceğine söz vermişti. İyi ama oğlum, Fadıl tutuklandı diyorum sana. Tutuklandı. Hayır amca, onlar tutuklanmazlar. Biz tutuklandınız. Söz gelimi ben 17 kez gözaltına alındım, 2 kez tutuklandım. Şimdi bana ne iş yapıyorsun diye sorduklarında bir kamu kuruluşunda tutuksuz olarak yargılanıyorum diye cevap veriyorum. Direndik, yeri geldi çelik gövdelerimize gömdük demir yumruklarımızı, yeri geldi zincirlerimizin sesiyle uyandık uykularımızdan. Ama teslim olmadık ve kazandık. Hay Allah, yanıma cigara almamışım ya. Ben sana ne anlatıyorum? Sen cigara arayışındasın Sulhi. Sen gerçekten pasifizmin ve teslimiyetçiliğin sembolü konumunda bir insan olmaya adaysın. Yahu bir cigara aradım diye niye teslim oluyorum? Ben burada zafer türküleri söylüyorum. Sen nikotin peşindesin Sulhi.
Ha, ayrıca arkadaş yengeyle de kavgalı. Yapmaya niye? Kayınpederi yüzünden. Hayır, asıl sebep o değil. Başka bir sebep de mi var? Var tabii. Bizim büyük oğlanın müsameresi vardı. Kalktım ona bir Spartak'a küs kıyafeti diktirdim. Yani minik bir gladyatör şeklinde. Fakat bizim hanım sen kalk Spartak'a küs Vedat'ın oğluna Batman kıyafeti giydir. Neyse. Benim oğlum emperyalizmin bir hayal mahsulü oldu. Şimdi ben nasıl bakacağım üçüncü dünya emekçilerinin yüzüne? Mükremin Allah aşkına şuna bir hayda desene. Ben deyince kızıyor. Ama hak ettiğinde yeri yani şimdi. Hayda. Ağzına sağlık. Sulhi. Anlat Vedat, anlat, anlat. Bak Sulhi, aç Spartaküs'ün hayatını oku. Aç enternasyonel tartışmaları oku. Hiçbirinde anlat Vedat, anlat şeklinde bir cümleyle karşılaşamazsın. Çünkü siyasi literatürde böyle bir şeye yer yoktur. Tamam canım, anladık. Ne bağırıyorsun Allah aşkına ya? Aslında böyle bir ifadeye değer yoktur ama neyse. Kapıdır abici. Bak. Senin adın neydi? Tombalak derler bana. Tombalak mı? O nedir öyle? Şişmanım ya, o yüzden. İnsanların dış görünüşüne bakıp alaycı isimler takmak lümpence bir tavır. Benimsemiyorum. Efendim? Gerçek bir adın yok mu senin? Vallahi yok galiba. Hay Allah. Neyse Direnç, biz işimize bakalım. Direnç mi? O da ne be? Sana taktığım isim. Tombalaktan iyi öyle değil mi? Vallahi bir çayımı içmeden hayatta bırakmam. Oturun abicim, oturun. Otur bakalım. Firmişin, çayı yap abileri. Hoş geldiniz oğlum. Şşş, Mükremin. Buyur. Arkadaşı ikaz et. Ağlar şeklinde bir söylemi kabul etmemiz mümkün değil. Ne dedi adam ya? Görmüyor musun? Bizi feodal ya da en azından yarı feodal yerine koyuyor. Feodal mı? Hadi başladı yine. Geldik Vedat Usta, geldik. Geldiler işte. Biz bir grup emekli olarak diyoruz ki Vedat Usta çalışmazsa biz de çalışmayacağız. Değil mi arkadaşlar? Evet çalışmayacağız. Emekli değil Mükremin dost, emekçi. Ne işte emekçi. Vedat Usta işi anlayıncaya kadar biz burada oturma eylemi yapacağız. Oturun arkadaşlar. Hayda. İşçi işveren görüşmelerinde hayda diye bir şey yoktur. Patron başkası. Nasıl? Olağanüstü dost, olağanüstü haydaymış. Çık iki! Çık arabayı hadi buradan! Burada benim iznim olmadan afişine yayınlasamak. Bak dost, seni döverim. Hadi abi şunu bir dövsene ne olur. Duydun mu Varoş'un sesini? Halkım da seni dövmemi istiyor. Ama yine de ben tek geçerli yolu şiddet olduğuna inanmıyorum. Bu nedenle afişleri asıp gideyim diyorum. Hop hop sen kimi dövüyorsun hemşerim? Senin karşında belediyenin koskoca zabıtası var. Benim iznim olmadan asamazsın lan. O halde seni dövmem gerekecek. Biraz bekle dostum.